işe girer girmez CEO olacağım sandın. Cebin para görünce bir işlere aktın. Americano için demir çayı sattın. Çok havalısın, beyaz yakalısın. Saat 7. Kalkasan iş beklemez. Yok hayır, artık öyle alarmı kapatıp yatamazsın. Yoklama kağıdına arkadaşın imza attığı okul günleri geride kaldı artık. Mülakatlarda atıp tutarken iyiydi. Yok ben çok çalışkanım, ben çok disiplinliyim. Tek kusurum aşırı mükemmeliyetçiliğim. Hadi bakalım görelim seni. Tıraş olmaya gerek yok. Devlet memuru değilsin sonuçta. Şöyle hafif şekil versen yeter. Kanvas pantolonun üzerine blazer ceketi de çektin mi? Oh mis, hazırsın işte. İlkokulda sınıf başkanı seçildiğin günden beri farkında olduğum bir gerçek var. Sen CEO olarak yaratıldın. Sadece iş yerindekilerin bunu görmesi için onlara fırsat vermen gerekiyor. Günaydın. 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 Sen yenisin galiba. Yani pratik olarak evet. Pratik olarak derken? Yani pratik olarak yeni başladım sayılır ama kafa olarak yıllardır iş hayatının içindeyim. Hatta kafa olarak baktığınızda emekliliğim geldi bile sayılabilir. Haftanın her gün mesaiye kaldın. Yetmedi, hafta sonu evden çalıştın. Binlerce mail yazdın, onlarca sunum yaptın. Yine de istediğin terfi alamadın. Neden? Çünkü kimse başında işkolik, asosyal bir yönetici istemez. IQ of EQ in Hasan'cım. Yeni trend Emotional Intelligence. Bunu fark ettiysen acil bir hobi edinmen gerekiyor. Tenis, beyzbol veya fitness'tan en az birini yapman CEO'ya giden yolda seni bir adım öne geçirecektir. Sofistike bir CEO olacağının işaretlerini vermek istiyorsan şarap tadım kursu ya da fotoğrafçılık dene. Tüm havalı hobilerle uğraşmana rağmen yine terfi ettirmediler seni. Maaşına aldığın zam kirana gelen artıştan bile daha düşük. Boş ver. Kurumsal hayat senin gibi dehalara göre değil zaten. Senin dengin yan masanda oturan şu Excel gurusu olamaz. Her fırsatta müdürüne kahve götüren şu yalaka hiç olamaz. Yıllardır içinde sakladığın büyük cevheri işlemeyi beceremedilerse onlar kaybeder Hasan. Onlar kaybeder. Arkadaşlar bana bir bakar mısınız? Bir bakın buraya. Hepiniz... Ama hepiniz sushi yiyip kendini bir şey zanneden modern kölelersiniz. Hepinizden nefret ediyorum! Senin kıymetini bilmeyen şirkete haddini bildirme zamanın çoktan geldi. Büyük dehanı bu yüksek plazada harcamayacak, kendi işinin patronu olacaksın. Sen Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk ayarında bir insansın Hasan. Tek eksiğin üniversiteyi bitirmiş olman. Ne yapalım? O da nazarlık olsun. Ne yapıyorsun lan? Kanka ben artık kendi işimin patronu olacağım ya. Kendi işimi kuracağım. Siktir git ya. Git önce öğrenim kredini öde Hasan. Ama kapıma geleceksin. Hasan Bey beni işe al diye yalvaracaksın. İK'cıma diyeceğim ki siktir et bu çocuğu, alma işe. Uzun uğraşların sonunda seni trilyoner yapacak iş fikrini buldun. Çin'den ürün getirip internetten satmak gibi daha önce kimsenin aklına gelmemiş süper yaratıcı bir projem var. Ufacık bir eksiğin kaldı, sermaye. Destek almak için hangi kapıyı çalacağını biliyorsun. Anneciğim, babacığım, ben önemli bir karar verdim. Vallahi ben tahmin etmiştim. Ben sana demedim mi Necati? Diş hekimi olan kız mı o? Nereliydi o? Bursalı mıydı? Yok öyle değil aslında. Bursalı değil canım. Edirne'ydi o, Edirne'li. Ay çok da uzakmış. İki düğünü bir arada istemezler inşallah. Olsun canım. Fındıkları satarız. Kredi çekeriz. Yaparız bir şeyler. İnsan ki oğlum yaparız, evlensin. Yaparız yaparız. Altınımızı incirimizi sonra toprak satarız. Göreceğiz. Yaparız yaparız. Oğluma bak benim. İş güç sahibi oldu. Şimdi de yuva kuracak. Sen hep ayakları yere basan bir çocuktun. Seninle gurur duyuyorum Hasan. CEO olma hayallerinden de, girişimcilik hayallerinden de vazgeçtin. Etrafında gece gündüz çalışanlara, terfi edeceğim diye yırtınanlara, hatta genel müdürlere, CEO'lara acıyarak bakıyorsun. Hafta sonu brunchlarında 6 üstü 8 zeytin, 5 domatesi, 3 haneli rakamlar ödediğin, yetmezmiş gibi bir de ekstra sucuklu yumurta söylediğin zamanlar oluyor. İş hayatının lale devrine hoş geldin Hasan. Kızlar. Size efsane bir mekan önereceğim. Hafta sonu koçişlerinizi alıp brunch'a gideceksiniz. Avokado yatağında parmesan soslu poşe yumurta yiyeceksiniz. Efsane.
Lan! Hafta sonu patlıyor muyuz? İtiraf et, bu sesle uyanmaya alıştın. Maaş ve yemek kartı için pes etmezdin de, özel sağlık sigortası eklenince direnemedin. Sen de haklısın. Emekliliğine kadar hoşça kal.